Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere küresel aynaları anlatacağım. Küresel aynaları anlatmaya bu aynalar nasıl yapılır bunu anlatarak başlayacağım. Şimdi küre şeklinde bir cam alıyoruz. Bu camın dış kısmını sir dediğimiz gümüş bazlı bir boyayla boyadığımızda camın arkadaşlar iç yüzeyi ışığı yansıtmaya başlıyor. Yani yansıtıcı yüzey oluyor ve bu yansıtıcı yüzey çukur şeklinde olduğu için buna biz arkadaşlar çukur ayna diyoruz. Aynı şekilde camın iç kısmı sirle kaplandığında bu durumda da arkadaşlar dış yüzeyi yansıtıcı yüzey oluyor ve şu şekilde tümsek aynayı oluşturmuş oluyoruz. Peki bu aynalardan ışık nasıl yansıyor? Şöyle çukur ayna üzerine düşen ışığı toplarken tümsek ayna arkadaşlar üzerine düşen ışık demetlerini dağıtmaya başlıyor. Ancak bu yansıma durumları bizim düzlem aynada anlattığımız yansıma kurallarına aynen uyuyor. Neydi o kural? Aynaya bir dikme çekiyorduk. O dikmeye biz normal diyorduk. Işın aynaya gelirken normalde teta açısı yapıyorsa gene teta açısı yaparak aynayı terk ediyor. Peki bunu küresel aynalara nasıl uyarlayacağız? Şöyle diyelim ki şu noktaya bir ışık düştü. Bu noktayı düzlem ayna gibi düşüneceğim. Bunu da şu şekilde yapacağım. Bu noktaya bir teğet çekeceğim arkadaşlar. Bu teğet bu nokta için düzlem ayna yerine geçiyor. Ve şartımız da şuydu. Aynaya bir dikme çekiyorduk. Bu aynanın normali oluyordu. Ve bu gelen ışın normalle teta açı yaparak geliyorsa yansıdıktan sonra gene teta açı yaparak yansıması gerekiyor. Şimdi işin geometrik kısmı da şu. Burada tt çektiğimiz dikme yani normal devam ettirirsek şu şekilde merkezden geçiyor. O yüzden arkadaşlar bu kuralı şu şekilde revize ediyoruz. Merkezden çizdiğimiz çizgiler arkadaşlar o noktaların normali olur. Ve ışınlar bu normalle alfa açı yaparak geliyorsa yansıdıktan sonra gene alfa açı yaparak aynayı terk etmesi gerekiyor. Bu Çukurayna için de geçerli. Yani merkezden çizdiğimiz çizgi bu noktanın normali olacak. Ve ışınlar çukur aynaya geldiğinde bu normalle alfa açı yaparak geliyorsa yansıdıktan sonra gene alfa açı yaparak aynayı terk etmesi gerekiyor. Yansıma kuralları da gösterdiğimiz şekilde. Günlük hayatta da arkadaşlar biz çukur aynayı ısıtıcıların iç yüzeyinde otomobil farlarında kullanıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi çukur aynalar ışığı topluyor. Bunun dışında çukur ayna önünde bir cisim koyduğumuzda çukur ayna bu cismin görüntüsünü arkada daha büyük oluşturuyor. Bu sebepten ötürü çukur aynayı biz makyaj aynalarında kullanıyoruz. Görüyorsunuz nasıl görüntüyü büyüttüğünü. Bunun dışında dişçilerimizin dişlerimizi kontrol ettiği şu aynada aslında çukur ayna. Tümsek aynaya geldiğimizde dediğimiz gibi tümsek ayna üzerine düşen ışınları dağıttığı için bize görüş alanı sağlıyor. Bu sebeple biz tümsek aynaları otopark çıkışlarında, otomobillerin dikiz aynalarında ve araçların altını kontrol ettiğimiz güvenlik aynalarında kullanıyoruz. Işığın küresel aynalarda yansımasıyla devam ediyoruz ve buna da arkadaşlar çukur aynalarda yansıma kurallarıyla başlayacağız. Şöyle ki bazı kurallardan anlatım kısmında ufakça bahsettik. Gene de ufak bir tekrar edeceğim. İlk kuralımız şuydu arkadaşlar. Merkezden çizdiğimiz çizgi bu noktanın normali olduğu için bu çizgiyle alfa açısı yaparak gelen ışın yansıdıktan sonra gene alfa açısı yaparak aynayı terk etmesi gerekiyor. Yansıma kurallarımızdan ilki bu. Peki ışın merkez üzerinden gelirse yani şekildeki gibi bu durumda normal üzerinden geldiği için bu noktayı dik düşer ve böylece ışının kendi üzerinden geri dönmesi gerekiyor. Bu da arkadaşlar ikinci kuralımız. Üçüncü kuralımız da şöyle. Bu merkezden aynaya çizdiğimiz yatay çizgi aynanın asal eksenidir. Eğer bir ışın bu asal eksene paralel gelirse ilk kuralımıza aynen uyuyor. Neydi o kural? merkezden çizdiğimiz çizgiyle bu paralel ışın alfa açısı yaparak geliyorsa gene alfa açısı yaparak aynadan yansıması gerekiyor. Şimdi bahsettiğimiz bu çizgi arkadaşlar aslında bu noktanın normaliydi. Yani bu noktaya çizdiğimiz TT dik olması gerekiyordu. Ve dikkat ettiyseniz burada arkadaşlar bir Z oluştu. O yüzden şuradaki açı alfaysa buradaki açının da alfa olması gerekiyor. Şu açımız da alfa. O yüzden arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada bir ikiz kenar üçgen oluştu ve bu da bizi muhteşem üçlüye götürüyor. Yani şu kenar, şu kenar ve şu kenarın arkadaşlar birbirine eşit olması lazım. İşte bu muhteşem şu kuralın devam ettirmemiz gerektiği için ışın nereden gelirse gelsin asal eksene paralel olduğu zaman bir noktada toplanıyor. Yani bir noktada odaklanıyor. Bu noktaya da biz arkadaşlar odak noktası diyoruz. Odan İngilizce karşılığı fokus olduğu için F ile de gösteriyoruz. Ve şuna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Merkezin aynaya uzaklığı odağın aynaya uzaklığının iki katı. O yüzden bazı kaynaklarda merkez için 2F tanımını kullanıyorlar. Yani ayna üzerindeki odak noktası aynanın erilik yarıçapının yarısı kadar oluyor. Çukur aynada özel ışınlarla devam edeceğiz. Ancak arkadaşlar aslında aynalarda özel ışın diye bir şey yok. Sadece bu ünitede biz kalıp olarak kullandığımız ışınlar var. Aslında bütün ışınlar aynaya gelirken ve yansırken belli geometrik kurallara uyması gerekiyor. Aslında bütün ışınlar arkadaşlar bu ifadeye uyarak hareket ediyorlar. Bu ifadeyi de şöyle anlatayım isterseniz hemen. Bu bir çukur ayna olsun. F arkadaşlar aynanın odak noktası. Odak uzaklığı. DC de ışın aynaya gelirken asal ekseni kestiği noktanın aynaya uzaklığı. Şurası DC. DG de ışın yansıdıktan sonra asal ekseni kestiği noktanın aynaya olan uzaklığı. Burada arkadaşlar siz F'yi ve DC'yi biliyorsanız yansıyan ışının aynayı nereden keseceğini hesaplayabiliyorsunuz. Ancak müfredatımızda artık bu şekilde sayısal sorulara girmiyoruz. Biz arkadaşlar size belli ışınları kalıp olarak veriyoruz. Eğer bu kalıpları bilirseniz bununla alakalı sayısal soruları çözebiliyorsunuz. Ki bazı özel ışınları zaten biliyorsunuz. Şöyle ki ilk ışınımız olan paralel ışın şuydu. Asal eksene paralel gelen ışın yansıdıktan sonra arkadaşlar odak noktasından geçiyordu. Buna paralel ışın diyoruz. Ve bunun tersiniri de geçerli. Ne demek tersinir? Işını paralel göndermek yerine odaktan gönderirsem bu durumda arkadaşlar paralel gidiyor, eski yolundan devam ediyor. Buna biz tersinir olma diyoruz. Yani paralel ışınla odak ışını birbirinin tersiniri. Devam edersek kalıp olarak bilmeniz gereken üçüncü ışın merkez ışını ki bunu da anlattık. Işın arkadaşlar merkezden geliyorsa bu noktaya dik düştüğü için kendi üzerinden geri dönüyordu. Dördüncü ışına geçiyorum. O da tepe ışını. Tepe asal eksenin aynaya kestiği nokta ve asal eksen merkezden geldiği için aslında tepe noktasının normali oluyor. O yüzden tepe noktasına asal eksenle alfa açısı yaparak gelen ışın aynadan alfa açısı yaparak yansıyor. Ardından bir kata iki kat ışınları geliyor. Neden bir kata iki kat dediğimi örnekler üzerinden anlatacağım. İlk örneğimiz arkadaşlar 3 fe bir buçuk ışını. Şöyle ki 3f'ten gelen ışın yansıdıktan sonra bir buçuk f'ten geçiyor. Ve 3F arkadaşlar 1.5'un 2 katı yani ışının geldiği ve yansıdığı noktalar arkadaşlar 1'e 2 oranında. O yüzden 1 katı 2 kat ışını dedim. Bunun tersinir de geçerli. Yani ışın 1.5F'den gelirse şu şekilde 3F'den geçiyor. Bunun ikinci örneği de arkadaşlar eksi F'e 2 ışını. Eksi F'in olayı da şöyle arkadaşlar ışın uzantısı aynanın arkasından kesecek şekilde aynaya geliyor. Ve kestiği noktada arkadaşlar aynadan F kadar uzaklıkta. O yüzden eksi f diyoruz. Ve bu ışın aynadan yansıdıktan sonra arkadaşlar f bölü 2'den geçiyor. Ve ışının gelirken ve yansırken aynaya olan uzaklıkları arkadaşlar bir kata 2 kat. O yüzden bu şekilde bir isimlendirme yaptım. Bu noktada şunu da belirtmem lazım. Dediğim gibi bu ışınların hiçbiri aslında özel falan değil. Bunlar başlangıçta verdiğim geometrik kurala uymak zorunda. Mesela bu ifadeyi bu ışın için bir göstereyim. 1 bölü f aynen kalıyor. Dc arkadaşlar ışının gelirken asal ekseni kestiği nokta 3f'den kesmiş. Ve diyelim ki ben bu özel ışını bilmiyorum. Yani 3f'den gelen ışının 3f bölü 2'den kestiğini bilmiyorum. O durumda arkadaşlar yansıyan ışının nereden kestiğini bilmiyorsam 1 bölü dg yazarım. Bu ifade üzerinden işlem yaptığımda o noktayı da bulurum. Yapalım isterseniz hemen. 1 bölü 3f'i karşıya atıyorum. Şurayı 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 3f oldu. Bundan 1 bölü 3f'i çıkarırsam 2 bölü 3f kalır. 1 bölü dg bu. O zaman DG arkadaşlar buradan 3F bölü 2 çıkar. Ve böylece yansıyan ışının 3F bölü 2'den geçmesi gerekiyor. Diğer ışın üzerinden de anlatayım isterseniz. Eksi F'e F bölü 2 ışınıydı. Yani ışın gelirken eksi F'den geliyordu. 1 bölü F eşittir. Geldiği nokta arkadaşlar eksi F. 1 bölü eksi F yazdık. Artı yansıyan ışının nereden kestiğini bilmiyoruz. Diyelim ki bunu bulacağız şimdi. Eksi F'i karşıya atarsam artı diye geçer. 2 bölü f olacak burası. 1 bölü dg. Bu ifadeyi ters çevirdiğimizde yansıyan ışın arkadaşlar f bölü 2'den geçmesi gerekiyormuş. Yani yansıdıktan sonra bu ışın f bölü 2'den geçecek. Yani aslında optikte özel ışın diye bir şey söz konusu değil. Ancak müfredattan sayısal kısımları attığımız için bu ifadelere girmiyorsunuz arkadaşlar. Sizlere sadece bu anlattığım 6 ışını verecekler. Yani hiçbir soruda arkadaşlar bu gelen ışın 4 hepten gelmeyecek size gösterdiğim sorularda. Ha, eski bir kitap bulursunuz. Orada bu şekilde sorular vardır. O durumda da az önceki ifadeleri kullanıyorsun. Sorularla devam ediyoruz. Şekli görüyorsunuz. Odak uzaklıkları fx ve fy olan çukur aynalardan oluşan sistemde. I ışık ışınının izlediği yol arkadaşlar şekildeki gibiymiş. Buna göre fx ve fy kaç dedir diye sormuş. Şimdi y aynasından başlayacağız. Çünkü I ışık ışını ilk olarak y'ye gelmiş ve paralel gelmiş. Paralel geldiği zaman arkadaşlar gelen ışının aynadan yansıdıktan sonra odak noktasından geçmesi gerekiyordu. Yani şu nokta arkadaşlar Y aynasının odak noktası. O halde biz F Y'nin D kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. X aynasındaki yansımasına geçiyoruz. Bu sırada benim arkadaşlar Y aynasıyla işim bitti. Onu görmezden geleceğim ve sadece X aynasına bakacağım. X aynasına gelen ışın arkadaşlar aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Bu arkadaşlar merkez ışınıydı. Yani şu nokta arkadaşlar x aynasının merkezi oluyor. Ve biz merkezin de odağın iki katı olduğunu söylemiştik. 2 fx 2d'ymiş. O zaman fx arkadaşlar d kadar olacak. Yani şu nokta arkadaşlar x aynasının oda olacak. fx'i de bu şekilde d olarak bulduk. İkinci sorumuzda da görüyorsunuz. Şekildeki I ışık ışını çukur ayna üzerinden şekildeki gibi yansıyormuş. Buna göre aynanın odağı kaç D'dir? Şimdi bu soruda arkadaşlar çoğu öğrenci şunu yapıyor. D'ye 2D'yi gördüğü için buraya F, buraya 2F yani merkez diyor. Ancak arkadaşlar bu yanlış. Çünkü bu ışının aynaya geldiği ve yansıdığı oranlar arkadaşlar 1'e 2 oranına sahip. Ve biz 1'e 2 oranlarını şekildeki gibi anlattık. Bizim sorumuz da şu örneğe giriyor. Şuradan gelmişti bizim ışınımız ve şu şekilde devam etmişti. Yani bu nokta 3F olacak. Bu noktada 3F bölü 2. Aynanın oda bize sorulmuştu. Yani F'in büyüklüğü isteniyor. 3F arkadaşlar 2D uzunluktaymış. O halde bu aynanın odak uzaklığı arkadaşlar 2D bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sorumuzda böyle verilmiş. Odak uzaklıkları FX ve FY olan çukur aynalardan oluşan sistemde I ışık izlediği yol şekildeki gibiymiş. Buna göre FX ve FY kaç D'dir? Bunu sormuşuz. Bu soruda arkadaşlar bir kata iki katı şunların ikisini de kullanmışız. Şunu da şunu da. X aynasındaki durumumuz arkadaşlar eksi f e, f bölü 2 ışını. y aynasındaki durumumuz da arkadaşlar 3 f e, 3 f bölü 2 durumu. Bu kalıpları biliyorsak da bu soruyu çözmememiz için hiçbir sebep yok. X'ten başlayalım isterseniz. Şu nokta x aynasının odak uzaklığına eşitti. Eksi olarak. Yani arkadaşlar fx buradan 2 d kadarmış. Bunu bu şekilde bulabiliyoruz. İsterseniz şu kısma F bölü 2 deyip D'ye eşitleyerek de çıkarabilirsiniz. Geçelim Y aynasına. Y aynasında da şu nokta 3FY'ye eşit. Şu noktada 3FY bölü 2. 3FY 2D uzaklıktaymış. O zaman FY de buradan arkadaşlar 2D bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruda bu kadar. Tümsek aynada yansıma kurallarıyla devam ediyoruz. Tümsek aynalar arkadaşlar çukur aynalar kadar zor değil. Çünkü çok fazla kalıbımız yok. Ana yansıma kuralımızdan başlayacağız arkadaşlar. Şuydu kuralımız. Tümsek aynaya bir ışın geldiğinde merkezden çizdiğimiz normalle alfa açı yaparak geliyorsa bu ışın aynadan gene alfa açı yaparak yansıyacak. Çukur aynadan farklı olarak da biz ışınları dağıtıyoruz ve ışınlara uzantısal bakıyoruz. Bununla neyi kastettiğimi özel ışınlarda anlatacağım. Tümsek aynada özel ışınlar. Şimdi tümsek aynada arkadaşlar çukurdaki gibi çok fazla kalıbımız yok. Temel şeylerin dışında bir tane özel ışınımız var. Anlatmaya başlayayım hemen. İlk ışınımız arkadaşlar paralel ışın. Tümsek aynanın asal eksenine paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyor. Bunu arkadaşlar biz paralel ışın diyoruz. Burada dikkatimizi çekmek istediğim şey şu. Işın artık arkadaşlar yansıdıktan sonra asal ekseni kesmiyor. Asal ekseni ışının uzantısı kesiyor Uzantsal olarak bakacaksınız derken bunu kastediyordum. Bunun dışında ışığı dağıtmaya başladık. Yani gelen ışın şu şekilde gittiği zaman dağıtılmış oluyor. Eğer bu ayna çukur aynı olmuş olsaydı ışını arkadaşlar şu şekilde göndererek toplardı. Aradaki bu farklara dikkat ediyorsunuz. Gelelim odak ışınına. Odak ışını arkadaşlar paralel ışının ters indiri. Yani uzantısı odağa gelen ışın aynadan yansıdıktan sonra paralel gidecek. Aynen çukur aynada olduğu gibi. Sonraki özel ışınımız merkez ışını. Burada az çok tahmin ediyorsunuzdur. Uzantısı merkeze gelen ışın yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri döner. Yine çukur aynadaki aynı mantıkta sadece uzantısal bakıyoruz. Bir sonraki ışınımız da tepe ışını. Bu ışın da arkadaşlar asal eksene aynanın tepe noktasından geliyor. Asal eksen aynanın normali olduğu için eksenle alfa açı yaparak geliyorsa bu ışın yansıdıktan sonra gene alfa açı yaparak gitmesi gerekiyor. Bunlar zaten temel ışınlarımızdı. Bunların haricinde bir de bir kata iki kat ışınımız var. Bir tane. O ışında şöyle f'e f bölü e 2 ışını. Işınımız tümsek aynaya odak uzaklıktan geldiğinde uzantısı f bölü 2'den geçecek şekilde yansıyor. Bu ışına çok dikkat ediyorsunuz. Bana bu ışını öğreten hocam bunu salak ışını olarak adlandırmıştı. Sebebi şu. Öğrenciler arkadaşlar odak uzaklıktan gelen bir ışın gördüğünde bu ışını paralel göndermeye çalışıyorlar. Halbuki bu yanlış. Böyle bir yansıtma yaptığınız zaman tümsek ayna ışını toplamış oluyor. Halbuki tümsek ayna ışını toplamaz. Dağıtır. Ki zaten bu nokta aslında arkadaşlar odak falan değil. Tümsek aynanın bir tane odağı vardır. Aynı şekilde çukur aynanın da bir tane odağı vardır. Aynanın arkasındaki odak uzaklıktaki nokta arkadaşlar odak falan değildir. Odak paralel gelen ışınların toplandığı noktadır. Veya paralel gelen ışınların Üzerinden dağıtıldığı noktadır Yani dediğimiz gibi bu nokta ve bu nokta aslında odak falan değil Sadece uzaklıkları Odak kadar O yüzden dediğimiz gibi tümsek aynaya F uzaklıktan gelen bir ışını F bölü 2'den yansıtıyorsunuz Bunun tersindiri de geçerli yani uzantısı F bölü 2'ye geliyorsa ışın Şu şekilde yansıdıktan sonra Bu noktadan geçecek Sorularla devam ediyoruz. Şekli görüyorsunuz. Odak uzaklıkları FT ve FC olan tümsek ve çukur aynalardan oluşan sistemde I ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibiymiş. Buna göre FT bölü FC oranı kaçtır? Bunu sormuşuz. Şimdi ışının uzantısı tümsek aynaya D mesafeden gelmiş. Yansıdıktan sonra 2D gitmişiz. 1'e 2 durumu söz konusu. Ve tümsek aynadaki tek 1'e 2 durumu da P'ye F bölü 2 durumu. Yani şu nokta arkadaşlar tümsek aynanın Odağının yarısıdır. Şu mesafede tümsek aynanın odağa kadardır. Ve bölü 2 arkadaşlar D ise o zaman tümsek aynanın odak uzaklığı 2D kadardır diyebiliyoruz. Ki zaten bunu burada da söylemiştik. VT'yi 2D olarak bulduk. Devam ediyoruz. Çukur aynaya gelen ışın da yansıdıktan sonra paralel gitmiş. Işının yansıdıktan sonra paralel gidebilmesi için aynaya arkadaşlar odak noktasından gelmesi gerekiyor. Yani bu nokta çukur aynanın odak noktasıdır. Bu durumda arkadaşlar çukur aynanın odak uzaklığı da D kadardır. Soru bizden oran istiyordu. 2D bölü D de 2 çıkar. Cevabımızı bu şekilde çıkarmış oluruz. Bir diğer sorum şekildeki gibi. Odak uzaklıkları FT ve FC olan küresel aynalar aralarında D mesafesi olacak şekilde yerleştirilmiştir. I ışık ışının bu aynalarda izlediği yolda şekildeki gibiymiş. Buna göre D mesafesini FT ve FC cinsinden yazınız. Şimdi ışının izlediği yolu inceleyelim. I ışık ışını çukur aynaya paralel gelmiş. O halde yansıdıktan sonra odağa gitmesi gerekiyor. Tümsek ayna burada olmasaydı eğer bu ışın yansıdıktan sonra asal ekseni buradan kesecekti. O zaman bu nokta arkadaşlar çukur aynanın odak noktası. Ve bu mesafede çukur aynanın odağa kadar. Tümsek aynaya baktığımızda ışının uzantısı bu noktaya gelmiş ve geldikten sonra geri dönmüş. Bunun olabilmesi için de arkadaşlar ışının uzantısının tümsek aynanın merkezine gelmesi gerekiyordu. Yani bu noktada arkadaşlar 2FT'ymiş. O halde şu mesafede arkadaşlar tümsek aynanın merkez uzaklığına eşit yani 2FT'ye. Bize D soruluyordu. D arkadaşlar bu aralık. O halde D'yi bulmak için benim yapmam gereken şey çukur aynanın odak uzaklığında yani FC'den tümsek aynanın merkez uzaklığını çıkarmak. Yani eksi 2 ft yapıyoruz. D o zaman arkadaşlar Fc eksi 2 Ft'dir. Bu kadar. Bu videonun son sorusu da şekildeki gibi. Asal eksenleri çakışık K ve L küresel aynalarından oluşan sisteme gönderilen I ışık ışının izlediği yol şekildeki gibiymiş. Buna göre K ve L aynaların cinsleri nedir diye sorulmuş. K'dan başlayalım. Şimdi I ışık ışını aynaya geldikten sonra paralel gitmiş. Bu o zaman küresel bir ayna. Şukur veya tümsek. Eğer bu ayna düzlem ayna olmuş olsaydı bu şekilde yansıması gerekirdi. Öyle bir yansıma olmadığı için arkadaşlar düzlem ayna olasılığını eliyoruz. Ve dikkat ederseniz I ışık ışını asal ekseni kesmemiş. I ışık ışının uzantısı asal ekseni kesmiş, sonrasında paralel gitmiş. Uzantı iş içine girdiyse arkadaşlar K aynasını biz tümsek ayna olduğunu söylüyoruz ve bu noktaya geldikten sonra da paralel gitmiş. Yani bu noktada K aynasının odak noktası. O halde K'nın tümsek olduğunu rahatlıkla söylüyoruz. Geliyoruz L'ye. Paralel gelen ışın arkadaşlar bir noktada toplanmış. Yine dediğimiz gibi bu da bir küresel ayna ve ışını topladığı için bunun da çukur ayna olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü ışını toplayan ayna arkadaşlar çukur aynadır. Böylece bu soruyu da tamamlamış oluyoruz. Küresel aynaların ilk kısmı buraya kadar arkadaşlar. Bu videoda ışık ışınlarının izlediği yollardan ve özel ışınlardan bahsettik. Geriye sadece görüntü oluşumu kaldı. Onu da ikinci bir videoda anlatacağım. O yüzden şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.